Burada bir şey var. Asırırsa çok güzel olur. Evet, değerli seyirciler, herkesi buradan Iğdır Karakoy NATO Ocağı'ndan sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Bugün misafirimiz, değerli yazarımız Sayın Mahmut Aşkar Bey ve değerli doktorumuz Mehmet Kum Bey. İkisine de huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Sayın Mehmet Kum Bey, son yazmış olduğu Son Ezidi kitabını Atocağı, Karakoy'un Atocağı'na hediye etti. Teşekkür ediyoruz huzurlarınızda. Değerli Mahmut Aşkar Bey, Iğdır'ın Karakoyunu'nun Türk dünyasının yetiştirdiği bir değer, yazarımızdır. Kaleme her zaman daim olsun. Dört eserini Karakoy'un Atocağı'na hediye etmiş oldu. Şehirli Derviş, Son çıkan kitabı roman. Çok ilginç bir isim de var hocam. Ne kadar güzel. Şehirli Derviş. Merak ettim. Bir Mahmut Ağabey'den de dinleyelim. Evet. Şehirli Derviş'i. Şimdi zaten sizlere de ayrıca söyleyeceğim. Aynı zamanda Kurban. Bu bölgede yaşanmış olayları içeren roman. Çok güzel bir eser. Çok güzel bir roman. Kendimizle yüzleşmek. Bu tahmin ediyorum ki kişisel gelişimle ilgili olan bir kitaptır daha çok, değil mi Sayın Hocam? Biraz kendimizle yüzleşebilmek de, gibi. Toplumumuzda biraz sosyal meselelerle ilgili, çok mevcut güzel. Durumumuzla ilgili. Süper, süper. Evet. İlginç, güzel bir kitap. Evet. Keyifle hocam okuyacağız ve gelen dostlarımıza da okumasını tavsiye edeceğiz. Yeniden Kızıl Elma. Şimdi Kızıl Elma dediğimiz zaman bizim bildiğimiz bir elma tabii değil yani bu. Bu bir ülkü, bu bir hedef, bu bir düşünce, geleceğe yönelik insanların hedefi olmalıdır. Bu anlamda bizim Kızıl Elma'mız da şu anda Zengezur Koridoru diye düşünüyorum bu aşamada. Çok güzel bir eser. Ayrıca huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Şimdi sözü değerli misafirimiz Mahmut Aşkar Bey'e, yazar Mahmut Aşkar Bey'e veriyorum. Buyurun hocam. Evet, teşekkür ederim. Eminen yakından çekeyim evet. Ya. Doğrusu Karakoyunlu'da böyle bir şeye girişmiş olmak takdire şayan bir gelişmedir. Bizim yöreye ait bir atasözümüz var. Ot kökün üstüne biter derler. Geçmişini bilmeyen toplumların, geçmişini bilmeyen insanların geleceği meçhuldür. Meçhuldür, bilmezler. Geçmişi sağlam olan, tıpkı rüzgara, fırtınaya karşı dimdik ayakta duran asırlık ağaçlar gibi, çınarlar gibi, onların kökleri çok sağlamdır. Onlar bütün tabii afetlere karşı dimdik ayakta dururlar. Toplumlar da öyledir. Geçmişini iyi bilen toplumlar. Geçmişe dönmek değil, geçmişten geleceğe ders çıkarmak. Toplumlar geleceğini tayin ederler. Sizin burada yaptığınız bu çalışma, yöreye ait normal sosyal hayatın, kültürel hayatın parçaları inşallah bu zamanda daha da zenginleşir. Bu ilk adım atmak önemlidir. İlk adım atmak, ilk söz söylemek, yeni bir şey söylemek. Yeni Hazreti Ali'nin çok güzel sözlerinden birisi de kişi bilmediği şeye düşmandır diye mealen söylüyorum. Şimdi yeni bir şey yaptığınız zaman mutlaka sizi alkışlayanlar ve affedersin yuvarlayanlar da olur. Arkanızdan evet. Söylerdim. Bu tabiatı, bu işin tabiatı böyledir. Ben zaman zaman söylerim. Sahneye çıktığınızda hem alkışı hem yuhalanmayı göz önüne alacaksınız. Evet. Sahneye çıkmazsanız hiçbirisi olmaz. Sahneye çıktınız. Mutlaka bunu takdir edenler, bunu iyi görenler olacağı gibi ya bu adam ne işlerle uğraşıyor diyenler de olacak. Evet, var. Ben kitap çalışmalarımı yaparken yakın akrabalarımdan birisi bir gün bizim hanıma söylüyor, ya Mahmut abi ne yapıyor, yine kitap yazıyor falan diyor. Ya yeni boş işlere mi uğraşıyor? Şimdi maalesef bu iş böyle. Kıymet bilmeyen, okumayla ilgili, tarihle ilgili, kültürle ilgili tecrübesi olmayan insanlar bu işleri boş işler zannederler.
Kalkınmış toplumda tesadüf kalkınmamıştır. Giden sanayi toplumu deriz ya, okuyan toplumlardır. O meşhur istatistiklerden birisi Japonya'da ortalama bir kişiye dedi kitap düşer. Türkiye'de bin kişiye bir kitap. Yedi, bir kitap nasıl diyor? Bir kişiye 20 sayfa. Yani onun yediden biri olmaz, öyle diyeyim. Olur. Ben de nacizane bu kitaplardan getirdim. Şimdi yeniden kızılarma, niye yeniden kızılarma? Biz gençlik yıllarımızda bir kızılarma kavramını duyduk. Kızılarma, her insanın kendine göre bir kızılarması vardır. En son varılması gereken en son hedeftir. Varılması güç olan bir hedeftir. Kızılarması olan toplum, her toplumun kızılarması vardır. O şeyden sonra insan kendi ömrünün ötesinde bir hedefi varsa bir kızılarması var, bir mefkuresi, bir yüksü var demektir. Yani siz Sefer Karakoyun olarak kendinizden öte, kendinizden sonraki nesillerle ilgili bir yatırım yapıyorsanız bu uzun vadeli bir, uzun soluklu bir hedeftir, bir yatırımdır. Yeniden kızılarma derken bizim toplumumuz kızılarmasını kaybetti. Onun için yeniden kızılarma dedim bu kitabı. Evet, çok güzel. Önemli bir çalışma yaptım. Duyardık, evet. Evet. Farkındalık oluştu. Evet, en son çıkan kitabım Şehirli Dervişler. Bu yeni çıktı. Daha doğrusu birkaç gün önce ben de önce İstanbul'a uğradım, onu aldım geldim. Şehirli Derviş de Şehirli Derviş'in bir bölümünde bu biraz Şehirli Derviş benim kuşağımın o ideolojik siyasi dönemden gelen kuşağın kendi içindeki mücadelesiyle alakalıdır. Değerler kendisiyle yüzleşmesidir. Bir önce kitabın adı Kendimizle Yüzleşmek'tir. Bu Kendimizle Yüzleşmenin romanıdır, öyle değil mi? Çok güzel. İbrahim, ülkücü demeyeyim ama idealist, samimi bir insan. Ankara'da siyasete... İbrahim Bozyıl demek istediniz. Hayır, hayır. Heh. O tesadüf olmuştur. Benim üç romanımda da isimler şeydir. Tesadüf, peygamber isimler. Romandaki isim İbrahim. İsimler. Pardon. Şimdi, Ana Aşkı romanındaki kahramanın adı Yusuf'tur. Şeydeki, kurbandaki İsmail'dir. Bu da İbrahim'dir. Sonradan fark ettim. Şimdi İbrahim Ankara'ya terk eder gelir. Sen İstanbul'da o Ankara'ya terk eder. Ankara'nın o siyasi çekişmelerinde o insanın harcandığı şeyde ata ocağına döner, baba ocağına döner. Biraz bizim hikayemize benziyor. Aynı evet, bu devamı olmuştur. Şeyde bir cümle geçer. Geçenlerde bizim eski arkadaşlardan bir romanı almış. Hemen okumaya başlamış. Bana WhatsApp'tan geçmişti. Kişinin sıraya dönüş, ata ocağına dönüşü kendine dönüştür aynı zamanda. Doğduğu topraklara dönüş kendine dönüştür. Kendi kimliğini aramadır. Köklerine dönüş. Evet, evet. Ne kadar güzel. Mekanla alakalıdır. Buraya geldiğiniz zaman çocukluğunuzu hatırlarsınız. Evet, o huzuru yaşıyor. Evet, o hatıralar canlanır. Ankara'da olmaz mı? İstanbul'da olmaz. Çünkü sizin kültürel kimliğiniz burada oluşturur. Bir insanın kültürel kimliği 7 yaşına kadar oluşurmuş. Sağır uzmanları öyle diyor. Bizim kültürel kimliğimiz buralarda oluştu. Mahmut Aşkar da 70'ine merdivene dayamışken buraya gelmek istemesi sebeplerinden birisi oldu. Antalya sosyolojisi. Yani orada İbrahim köye ne geliyor, orada gençleri bir araya topluyor. Onlara kitap okumayı sevdiriyor, kitap okutuyor falan. Mehmet Bey'in yaptığı gibi, sizlerin yaptığı gibi. Bunlar ortak arzularımızdır demek ki. Çok teşekkür ederiz. Kurban romanı da kısa bir izah edeyim. Kurban romanı bu yörede. Burada geçen bir aşk romanıdır. Her şeyle Iğdır anlatır. Ama romanın sonunda Iğdır ismi geçer. Bu yöreye bir hizmetimiz olsun. Bir şeyimiz olsun. Katkımız olsun. Bu yöreye bu toprakları çocuğu insanlar olarak. Hocam böyle sevdiğiyle buluşmak için ayna falan ışığı tutar mı? Öyle var mı hikayeler içinde aynı zamanda? O kadar da şey kalsın. Sır kalsın. Sır kalsın. Okuduğumuz zaman görürsün. Çok güzel. Keyif okuyacağız. Evet. Çok teşekkür evet. ederiz. Çok sağ olun. Değerli dostlar şimdi sözü Mehmet Kum Bey'e vermek istiyorum. Doktorumuz gerçekten Iğdır'da çok güzel çalışmalar yapıyor. Çocukları okullara kavuşturuyor. Onların geleceği için çok güzel çalışmalar yapıyor. Bir farkındalık yaratıyor. Bu anlamda doktorumuzu da tebrik ediyoruz. Kutluyoruz çalışmalarından dolayı. Kalbimiz, yüreğimiz her zaman yanında olduğunu belirtmek istiyoruz. Ve sözü sayın doktoruma vermek istiyorum. Ayrıca Son Ezildi kitabını tekrar söylüyorum. Karakoyun Ata Ocağı'na hediye etti. Ayrıca teşekkür ederim. Buyurun Sayın Doktor.
yapalım. Üstadım yanında konuşma bana atmışlar ama ben de birkaç kelime söyleyeyim. Yine yakından çekin. Son roman, sizin de söylediğiniz gibi ilk ve son romanım son eseri. Önümüze iki öykü kitabı çıktı. Tabii uzun yıllardır Iğdır'dayız. Sizler de burada görmek bizi sevindiriyor, mahvurlar oldu öyle. Kültür aslında mahvurlarının dediği gibi köke dönüştür, evde dönüştür. Antakya Bey'e de aynı. Ve yine Mahmud abi'nin söylediği gibi yani geçmişini bilmeyen, tarihini bilmeyen toplumlar ilerisi karanlıktır. Çünkü kökümüzü bilmeliyiz. Nereden geldiğimizi ve nereye gideceğimizi bilmeliyiz. Daha çok Iğdır'da okuma üzerine, okumayı sevdirme üzerine cehaletle mücadele etmeye çalışıyorum. Denizde bir damla misali. Ben daha çok şöyle felsefemde şu var, hiçbir damla kendisini selden sorumlu tutmaz. Damlaya bileşir sel olur, onunla felaketlere yolacak. Evet. Ve biz de, biz de bu yerde yaşadığımıza göre azdan çokun kendimizi sorumlu tutuyoruz. Toplumumuzdaki yaşananlardan dolayı. Özellikle küçük çocukların okumayı sevdirmek istiyoruz. Çünkü büyüklerin 50 bir yaştan sonra okuma alışkanlığı kazanmak çok zor. Bunun mücadelesini veriyorum. Köy kezdik. Bu koronadan dolayı son bir yıldır gezemiyoruz. Mehmet Bey yapabilirsin. Çağdaş bir demiştik. Sabah gazetesi zannederim okudum. Cehalete savaş açan doktor diye. Muhteşem. Geçen gün çıkmıştı. Çok gerçekten takdirle karşıladık. Yani tebrik ederim. Şimdi okumayla ekonomik gelişmede paralel ilgili. Affedersiniz. Şimdi Batı toplumuna bakıyoruz, muazzam ekonomik olarak gelişmişler, bilimde, sanatta, edebiyatta. Bunda okumanın çok büyük etkisi var. Mahmud abi de Avrupa'dan geldi, bir Alman, bir İngiliz, bir Fransız, bir Japon yılda ortalama 30 küsur kitap okuyor. Biz ise maalesef son araştırmalarda bir kitabı bırak, bir kitabı 20 sayfasından okuyabiliyoruz. İnancımızı temsil eden Kur'an-ı Kerim bile okumuyoruz. Nüfusun şu anda yapılan bilimsel çalışmalarda %93 okumamışız. O %7-8'inde büyük ihtimalle 3-5 sayfasını okumuştur. Okumadan hiçbir şey olmuyor. Okumadan gelişme olmaz. Ne teknolojide gelişme olmaz, ne bilimde, ne sanatta. Hayatı hiçbir halinde gelişme olmaz. Bunun örneklerini farklı görüyoruz. Örneklerini toplumda ne kadar geri kaldığını görüyoruz. Amacımız yeni nesil okusun, sorsun, sorgulasın, araştırsın. Nasıl gelişme böyle olur? Kurum mücadelesini veriyoruz. Kitapla ilgili fazla kısaca bir bilgi vereyim. 1940 yıllarda Iğdır'da geçen olayları anlatıyor. Tabii içinde bildiğiniz gibi tarih şahsiyetler de var içinde. Nağı Bey gibi, Hüsnü Bey gibi. Romanın kahramanlarından dinlemeyi. Bunların arasında bir sonra yer anlatıyoruz.